Şimdi arkadaşlar bir sonraki sorumuz 24 oluk, 4 kutup, 3 fazla asenkron motorun sarım şemasını çizme diyoruz. Yine burada parametre değerlerimizi hesaplamamız gerekiyor. 24'ü 4'e bölüyoruz, 6. Sonra 6'yı 3'e bölüyoruz, 2. Yani bizim için en önemli değer 2 arkadaşlar. Bu 2 bizim renk değerlerimiz. Şimdi ne yapacağız? Hepsini 2 2 boyayacağız ama şunlardan da bahsedelim. 180 bölü yx bu da. 180 bölü yx, 186'ya bölerseniz de elektriksel açımız şeyler arasındaki 30 oluyor sevgili arkadaşlar. Veya 300, evet. Devam edelim burada başka bir şey anlatmadan. Şimdi arkadaşlar burada 2-2 hepsini boyadık. Yani kalıplar iç içe 2-2 yerleştirilecek. Mesela burada direkt mavi rengimiz seçili. Hemen buradan ne yapacağız? Böyle. Böyle kalıbımızı yerleştirdik. Buradan giriş verdik. Buna U diyeceğiz. Evet. Böyle. Sonra sevgili arkadaşlar. Burada da yine artık öğrendik. Hepsinin yönünün aynı olması gerekiyor. Burası neyse, burası da ne olmalı. Yani burada şu kablo bazen derslerde de sizin dikkatinizi çekiyor. Yani bu sadece bir iki kablonun, iki telin birbirine iliştirilmesi. Burada bir kalıp falan yok arkadaşlar. İki teli birbirine burada birleştirdik ve buradan çıkışı verdik. Ve bütün bağlantı şemasını diğer renkler için de bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi burada şöyle düşünelim. 24 oyumuz var. 3 fazımız var. 8. Her kalıba kaç tane oyuk düşüyor? 8. 4 kutup olacağına göre 8 demek 4 kalıp demek. Yani iç içe ikişerli bağlayacaksınız anlamına geliyor. Evet, burada ise arkadaşlar hemen mavilerden. Şimdi mavi, gri gibi olmuş bu da. Ona da dikkat edelim. Bu buna. Bu buna. Harikasınız. Bu buna. Bu da buna bağlandı. Evet. Döngü sağlanıyor mu? Ona bakıyorum. Evet. Döngü de sağlanıyor. Sonra arkadaşlar turuncu için kalem. Kalem ucu seçiyorum. Kırmızıyı seçiyorum. Bu buna. Bu da buna. Sonra buradaki turuncular için seçiyorum. Evet. Şöyle gri içinde bir şey seçmem lazım ama ne seçebilirim? Onun için de moru seçeyim arkadaşlar. Bu. 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 Evet, dikkat ederseniz kıymetli sevgili arkadaşlar, burada da L tipi sarım şemasında hazırlamış olduk. Simetri koşulunu sağladık. Döner manyetik alan için aynı anda iki tane N, iki tane S şeklinde olacak şekilde ayarladık. Evet. Ve bu şekilde sarım şemamızı tamamlamış olduk. Bu da 24 oluk için sarım şeması. Burada tamamen bir simetri koşulu. Yani 24 oluklu bir motor, 4 kutuplu bağlanması tam simetri koşulunu sağlıyor. Karşılıklı kalıp sayıları da eşit. Herhangi bir simetriyi bozacak bir durum yok. Evet, 36 oluk, 2 kutup, pardon 36 oluk, 4 kutup, 3 fazla asenkron motorun şeması diyor. Yine biz burada YX değerini bulurken 36'yı 4'e bölüyoruz. Sonra YX bölü M yapıyoruz. Çünkü burası arkadaşlar YX oluyor. 9'u 3'e bölüyoruz. 3. 180'i YX'e bölüyoruz. 20 çıkıyor. Bizim için en önemli değer gene C değeri. Bu sefer üçer üçer boyayacağız arkadaşlar. Tabii evet sevgili arkadaşlar o zaman burada ne yapıyoruz? 3 3 boyuyoruz. Dolayısıyla bir sonraki slaytımıza geçebiliriz.
Evet, burada 3-3 boyanmış hali görünmektedir. Bunun bir Evet. tanesi için yine sarım şemasını birlikte hazırlayalım. 24'ten çok farklı değil. Sadece burada 3 tane 3 kalıp iç içe girecek arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle ve pardon, buradan çıkacak. Buradan girecek. Bir sonraki kırmızıları yapalım. Böyle. Böyle. Şimdi bu ikisini burada sadece bağlamış oluyoruz. Burası U olacak, burası X olacak. Arada bir farklılık yok. Dört kutup olması için ikisinin de yönünün aynı olması gerekiyor. Bura neyse bura ne, burası ise burası S olacak. Burada da akım yani tel buradan diğer şeye, diğer kalıba bağlantı yapmış olacak. U ve X'ler Clemens kutusuna çıkarılacak. Burada sevgili arkadaşlar ve giriş ve çıkış bağlantıları yapılacak. Evet, burada da dairesel şemasını görüyoruz. Burada tabii ki biraz daha görsel olduğu için daha kolay. Ancak burada kırmızının bir tane hemen gözüme çarptı. Şurasının da siyah olması gerekiyor. Onu hemen siyaha boyayalım burada. Siyah varsa. Evet, burası siyah olacak. Bunu siyaha boyuyorum çünkü burada bir hata olmuş. Oyuk sayımında bir eksik var. Evet, şimdi siyahları madem hemen birleştirelim sevgili arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu da aldık, böyle götürdük. Oo, evet. 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 Bu da tamam. Evet, turuncuları da bu şekilde değil mi? Gerçekte de böyle renkli olsa keşke. Hemen tak 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 geçiririz ne güzel. Hiç şaşırmadan ama gerçekte tabii böyle değil. Ama pratik kazandıktan sonra ona da gerek kalmıyor. Hemen şöyle bir bakarak ayarlıyorsunuz. Bunda da problem yok. Bunun için de yeşili seçiyorum. Evet. Evet. Evet, gördüğünüz gibi döner manyetik alanı da sağlıyor. Simetri koşulunu sağlıyor. Bu şekilde arkadaşlar sarım şeması hazırlanmış oluyor. Tabii bunu ilk öğrenirken bu şekilde renklendirmek önemli. Daha sonra ise yani herhangi bir renklendirmeye girmeden yani artık işe uzmanlaşmış olmuş olacağız. Yani uzmanlaşmış olacağız. Dolayısıyla normal renksiz halinde de pratikleşmeye başlayacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.